Yani tabii sadece İslam İşbirliği Teşkilatı'nın almış olduğu karar değil ya da ortaya koymuş olduğu İslam ülkelerinin kararlılık değil. Aynı zamanda Avrupa'dan da ciddi manada bir destek gelmemişti Trump'ın bu kararına. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in bazı Körfez ülkelerinde, özellikle Suudi Arabistan gibi ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin, belki Mısır gibi ülkelerin bu meseleyi örtük bir şekilde aslında bu noktaya getirdiğini gördük. Ama görünüşte Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail uluslararası toplum nezdinde ve uluslararası toplum arasında yalnız kalmıştı. Bunu geçtiğimiz hafta Trump'ın yapmış olduğu açıklamadan sonraki diplomasi trafiğinde görmüştük. Özellikle Netanyahu'nun Avrupa'ya yapmış olduğu ziyarette beklediği desteği bulamaması, tam tersine bazı yerlerde ziyaretlerini dahi iptal ederek geri dönmüş olması ve Amerika Birleşik Devletleri adına da sadece başkanlık seviyesinde veya bazı grupların da sadece desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı aldığını biliyorduk. Yani karar nihayetinde siyasi olarak zayıftı. Uluslararası hukuken de temelsizdi. Uluslararası hukukun özellikle Birleşmiş Milletler ayağının tarihsel olarak 1980'den beri almış olduğu bütün kararlara aykırı bir davranış sergilemişti, ortaya çıkarmıştı. Dolayısıyla bu noktaya taşınmasında şaşılacak bir durum oluşmadı bizim açımızdan. Zira Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Konseyi kararını veto etti. Bu anlamda da yalnız kaldı aslında. Güvenlik Konseyi'nin diğer 14 üyesi, yani 4 tane daimi olan üyesi, geri kalan 10 tane daimi olmayan üyelerin hepsi karara aslında karşı olduklarını bir şekilde göstermiş oldular bu oylama ile birlikte. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le birlikte yalnız kalmış oldu. Şimdi tabii ki süreç farklı bir noktaya doğru ilerledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidecek. Güvenlik Konseyi'nde, çünkü Amerika Birleşik Devletleri veto etti. Elbette Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin alacağı alsaydı, Amerika Birleşik Devletleri toplantıya katılmasaydı veya veto etmeseydi, tabii ki veto etmemesini de beklemek yanlış olurdu, çok daha farklı bağlayıcılığı olan bir karar olacaktı. Ve hukuken, uluslararası hukuken Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını da geçersiz kılmış olacak. Şimdi top adeta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na atılmış durumda. Büyük ihtimalle bu karar sonrasında siyasal alanda, toplumsal alanda ve İslam dünyasından veya Batı dünyasından tepkiler dikkate alındığında 3/2 çoğunluğunu Güvenlik Kurulu'nda da, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da büyük olasılıkla alacaktır, almayı başaracaktır. Ondan sonra tabii ki bu kararın yine Birleşmiş Milletler tarafından da geçersiz sayılacağı, hukuksal bir durum, statü oluşacaktır. Belki Güvenlik Konseyi olmasa bile Genel Kurul'un özellikle Kudüs'ün durumu konusunda nihai olarak çözüm süreci sonrasında karar verilir şeklinde de bir ibare çıkarsa, bu sefer siyasi ve hukuki olarak belki hem Amerika Birleşik Devletleri'ni hem İsrail'i bu anlamda daha zor bir sürecin beklediğini söylemek, bu anlamda da özellikle Türkiye'nin yürütmüş olduğu diplomasi, Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu tezler ve İslam dünyasının ortaya koymuş olduğu bu konudaki tezlerin geçerliği adeta gösterilmiş olacak, ispatlanmış olacak. Ama tabii ki en nihayetinde uluslararası hukuk hangi kararı verirse versin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın kararında olduğu gibi bir tür uluslararası hukuku tanımamazlık, İsrail söz konusu olunca da zaten bu tanımamazlığın çok normal karşılandığı bir uluslararası mesele olarak karşımızda duruyor, Filistin meselesi. Dolayısıyla genel kurulda oylamayı bekleyip ondan sonraki süreci yakından takip etmek lazım. Ama Kudüs meselesi adına sevindirici bir noktaya doğru gidilebilir bu bağlamda.